Arkadaşlar merhabalar. Toplu sözleşme görüşmeleri başladı 1 Ağustos itibariyle. Bu videoda toplu sözleşme sürecini ele alacağız. Toplu sözleşmelerde ilk önce şöyle başlayalım. Konfederasyonların tekliflerini ona ele alalım. Memur senin teklifi burada önemli. Çünkü 4688 sayılı kanunun 28. maddesine göre imza yetkisi sadece memur sende bulunuyor. Kamu görevlilerinin geneline yönelik konularda. En büyük konfederasyon olduğu için kanuna yazılmış bu. Memur sen 2020 için %8 artı 7, tabanayla 200 TL zam, refah payı olarak %3. 2021 yılı için ise %6 artı 6 ve %2 refah payı zamı istemiştir. Memur senin bu teklifi oldukça önemli. Şu açıdan söylüyorum, bu teklif ele alınacak ama hani merak edenler için kamu senle keskin teklifini de iddia edelim. Kamu sen tabanayla 600 lira seyyanen zam, 2020 yılı için toplamda %20, ikinci yıl için yani 2021 için %16 zam talep etmiş. Bir de %3 refah payı talep etmiş. KESK ise sadece 2020 yılı için toplamda %38 artış istemiş. KESK'in talebi en yüksek rakam. Tabii en yüksek talebe biz memurlarda daha önce bu konuya dikkat çekmiştik. Talepleri yüksekten çekip söyleyip de daha sonra düşük zamma imza atmak hoş olmuyor. Beklentilerin yüksek tutulması, hayal kırıklıklarının fazla olması neden oluyor. Bu bağlamda %30-40 zam isteyip sonuçta %3-4'lük bir zamma imza atılması hoş olmuyor. Yani memur senin talebine biraz bu açıdan bakmak gerekiyor. Hatırlarsanız 2017 yılı toplu sözleşmelerinde memur sen 2018 yılı için %16, 2019 yılı için %18 zam istemişti. Ama %4 artı 3,5, 2019 için de %4 artı 5 zamma imza atılarak bir mutabakata karar kılınmıştı. Yani fazla zam söylemek aslında bir anlamı yok. Pazarlığı üstten başlatmanın mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Bilakis beklentiler gerçekten fazla tutulunca eleştiriler de haddinden fazla oluyor. Burada tam bu noktada memur senin talebinin düşük olduğunu ifade eden ziyaretçilerimiz buluyor. Ben bu görüşe katılmıyorum. Neden derseniz memur sen 2020 için 20 yılı için 8.7 taban ayla 200 TL zam, refah payı da %3 demiş. Bakın bu sadece taban ayla zamma 200 TL zam çok yüksek bir zam. Yani 200 TL'lik bir zamın sadece bütçeye yükü yıllık bazda 10 milyar TL'ye varıyor. Yüksek bir rakam. Yani refah payının %3 üstlenmesi yine yüksek bir rakam. Bu teklif düşük bir rakam değil. Memur senin söylemiş olduğu teklifin düşük bir teklif olduğunu düşünmüyoruz. Keza yani kamu adına söyleyeyim. Kamu işveren heyeti neye bakacaktır zam verirken? Yani kamu işveren heyetinin bir teklifte bulunurken bakacağı tek parametre arkadaşlar Merkez Bankası'nın daha önce açıklamış olduğu enflasyon rakamlarıdır. Bu geçmiş yıllarda da böyle olmuştur. Eğer bir enflasyondan sapma olacağı öngörülmüşse artı eksi bir puan ilave edilmiştir. Bu bağlamda Merkez Bankası'nın 2020 yılı enflasyonunu ben ifade edeyimse 2020 yılı için 2020 yılı sonu için tahmin edilen enflasyon %8.2. 2021 yılı enflasyon tahmini ise %5.4. Bu rakamların artı eksi olmayacaktı da en fazla 2 puan oynayacağını düşünüyorum. Yani %10 civarı, %8 ile 10 civarı arasında bir zam olacağını ben tahmin ediyorum. Bir diğer konuya gelecek olursak arkadaşlar, süreç şimdi toplu sözleşme süreci başladı. Ne oluyor? Dün 1 Ağustos itibariyle ilk görüşme yapıldı. Bu görüşmede bir takvim, çalışma takvimi çıkartıldı. Her zaman böyle yapılıyor. Bu çalışma takvimi bağlamında arkadaşlar ayın 30'una kadar süren bir çalışma takvimi var. Bugün mesela 2 Ağustos, bugün ne var? Komisyon toplantıları var. Bugünle ayın 6'sına kadar arkadaşlar 11 hizmet kolunda tek tek Devlet Personel Başkanlığı, Çalışma Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin katıldığı komisyon toplantılarında sendikaların talepleri ele alınıyor. Nasıl ele alınıyor? Sendikalar diyelim ki 80 veya 100, kendi hizmet kolu bazında söylüyorum, 80 veya 100 talepte bulunmuştur. O taleplerden hangisinin ilk önce ikili bir ayrıma tabi tutuluyor? Hangileri toplu sözleşme konusu içerisine giriyor, hangileri girmiyor? İlk önce bu ayrım yapılıyor. Toplu sözleşme kapsamına girmediği düşünülen talepler ayrı bir tabloda gösteriliyor. Toplu sözleşme kapsamına giren talepler çıkartıyor ve bunlar da daha sonra ana komisyonu değerlendirilecek.
2 ile 6 Ağustos arasında sendikaların talepleri değerlendirilecek. Daha sonra 7 ile 8 Ağustos tarihleri arasında arkadaşlar kamu görevlerinin geneline yönelik mali ve sosyal haklar talepleri görüşülecek. 9 Ağustos'ta bu 9 ve 10 Ağustos'ta toplam 11 hizmet kolunda ele alınan teklifler ayrıca toplu sözleşme masasında bir daha ele alınacak. Yani 9 Ağustos'ta alt hizmet koluna ilişkin komisyon raporları müzakere edilecek. Bu tarihten sonra arkadaşlar 10 ve 14 Ağustos Kurban Bayramı araya giriyor. Kurban Bayramı kanunda da yazdığı için ne yazık ki resmi tatil. Yani Kurban Bayramı'nda görüşme yapılmıyor. Aslında Ali Yalçın'ın ifade ettiği gibi toplu sözleşme süreci gerçekten sıkışık. 200 bin işçi ilgilendiren işçi toplu sözleşmeleri tam 60 gün sürüyor. Ama 4 milyon 5 milyon kamu personeli ilgilenen toplu memur toplu sözleşmeleri 30 gün sürüyor. Süre kısa. Ben bu anlamda hani Kurban Bayramı'nı değerlendirmesini istedim ama kanun buna cevaz vermiyor. Kanun sadece hafta sonları çalışmaya izin veriyor. Diğer resmi tarihlerde çalışmaya izin vermiyor. Kurban Bayramı dönüşünde arkadaşlar en önemli konu 16 Ağustos'ta. En önemli husus bu. 16 Ağustos'ta kamu işveren heyeti muhtemelen kamu görevlerinin geneline yönelik kendi öneri ve tekliflerini sunacak. Bu teklif 17, 18, 19 boş bırakılmış çalışma takviminde ve değerlendirilecek muhtemelen. Yani iki tarafta görüşmeler olacaktır, ara görüşmeler. Bu teklif müzakere edilecek. 20 Ağustos tarihi toplu sözleşme konusunda ya mutabakat ya da uzlaşmazlık zaptı imzalanmasının tarihi. Yani 20 Ağustos tarihinde ya mutabakat metni imzalanacak ya da bir uzlaşmazlık zaptı imzalanacak. Uzlaşmazlık zaptı imzalanırsa bu kez devreye kamu görevleri hakem kurulu giriyor. Hakem kurulu da 28 Ağustos'a kadar çalışacak. Arkadaşlar burada önemli olan husus şu: yetkili konfederasyonların her birisinin en çok üyeye sahip oldukları için imza yetkileri var. Hizmet kolu bazında büro olsun, eğitim iş kolu olsun, sağlık kolu olsun, toplam 11 hizmet kolumuz var. Her hizmet kolunda en yüksek üye kim sahipse o sendikanın başkanı kendi hizmet kolundaki toplu sözleşmeyi imzalamaya yetkili. Kamu görevlerinin geneline yönelik hususlarda ise kanunun açıkça yazmasından dolayı sadece memur sen yetkili, memur sen başkanı imza koyabiliyor. Dolayısıyla burada bir kendileri açısından bir başarısızlık varsa, sürecin yürütülmesinde bir başarı varsa, başarısızlık varsa bu memur sene ait. Kamu senle KESK kanunun öngörmüş olmasından dolayı toplu sözleşme masasında bulunuyor. Herhangi bir imza yetkileri bulunmuyor. Onlar isterse imza koyabilir, isterse şerh koyabilir. Ama şu husus çok açık arkadaşlar. Bunu kanuna da yazmışlar. Kamu görevleri heyeti başkanının yani toplu sözleşmenin imzalanan bölümüne ilişkin kamu görevleri hakem kuruluna başvurulamaz diyor. Dolayısıyla memur sen genele ilişkin bir şeye imza koymuşsa diğer konularda KESK veya kamu sen hakem kuruluna başvuru yapamıyor. Arkadaşlar genel çerçeve bu kadar. Umarım süreci anlatabilmişimdir. 28 Ağustos'a kadar sürecek süreç bu şekilde. Siz de toplu sözleşme ilişkin, memur sene ilişkin, zamma ilişkin değerlendirmeleriniz varsa bu videonun altına paylaşabilirsiniz. Zam fazla, talep edilen zam oranı fazla mıdır, değil midir? Ve hükümetin 16 Ağustos'ta açıklayacağı zam oranı ilişkin değerlendirmelerinizi bu videonun altına yapabilirsiniz. Kanalımıza sağ köşeden abone olun. Bu ve benzer konulara ilişkin video çekmeye devam ediyoruz sizlere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.